Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Canva sitesinden programsız bir şekilde kanal fotoğrafı nasıl yapabilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle eğitim videoları istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün programsız bir şekilde nasıl kanal fotoğrafı yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Benimki kadar profesyonel olmasa da sizi bir nebze idare edebilecek kadar güzel bir kanal fotoğrafı yapmayı göstereceğim. Hatırlarsanız ki bizim böyle 1-2 ay önce çektiğimiz bir eğitimlerimiz vardı. Canva sitesinden 2 tane video çektim. Birincisi thumbnail yapma, ikincisi de banner yapmayı göstermiştim. Çok kolay ve hızlı bir şekilde güzel bir banner ve thumbnail yapmayı gösterdim. Bu eğitimimizde de dediğim gibi kanal fotoğrafı nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Bunlar da güzel eğitimler. Bu arada onları da izlemediyseniz kesinlikle izlemeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar, isterseniz Canva sitemize geçiş yapalım. Arama motorunu arkadaşlar buraya canva.com yazıyorsunuz ve ana sayfaya giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geliyoruz. Buraya hesabınız ile giriş yapın arkadaşlar. Buraya nasıl giriş yapabilirsiniz? Google hesabınızla, Facebook hesabınızla ve iOS hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sitemizin teması böyle. Hesabınızla giriş yaptığınız zaman sizin temalarınız burada duruyor arkadaşlar. Yani siz tasarımlarınızı kaybetseniz bile buradan yine erişim sağlayıp indirebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Şimdi arkadaşlar, ne isterseniz tasarlayın bölümünden buraya şimdi bir metin gireceğiz arkadaşlar. Buraya ne yazacağız? YouTube. Gördüğünüz gibi YouTube simgesi arkadaşlar. Buraya YouTube simgesi yazıyorsunuz. Burada işte yanlarında piksel yazıyor gördüğünüz gibi. Bu 800'e 800 olacak. Bunu seçiyorsunuz. Zaten en düşük bu arkadaşlar. Bu YouTube kanal resmi falan, bu banner oluyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Biz YouTube simgesini seçiyoruz ve tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık da gerileteyim şöyle. Şöyle güzel. Şimdi buradan sıfırdan bir kanal teması tasarlayabilir ya da buradan bir sürü güzel güzel tasarımları alıp değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan seçeceğim, hazır yapacağım. Ama istiyorsanız dediğim gibi siz de buradan sıfırdan yapabilirsiniz. Şöyle. Ben şunu seçeyim isterseniz. Şuradan devam edelim. İstiyorsanız bir sıfırdan yapalım, bir de buradan hazır bir şekilde yapmayı göstereyim. Buradaki mantık acayip kolay arkadaşlar. Yani Photoshop gibi karmaşık değil. Ama gerçekten güzel bir şekilde tasarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle üst farenizi üstüne getirdiğiniz zaman böyle şeyleri simgeleniyor. Hani etrafında işte mavi şeyler çıkıyor. Dikdörtgen haline geliyor falan. Gerçekten güzel özellikler. Şimdi isterseniz bu ortaya bizim kanal ismimizi yazalım. Mesela benim kanalım Berke Akar. Şöyle ismini değiştiriyorum. Berke Akar. Aynen. Şöyle Berke Akar diye yazdım. Buradan arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buradan metnimizin boyutunu, buradan işte şekiller verebilirsiniz. İşte metnin rengini değiştirebilirsiniz. İşte efekt verebilirsiniz. İşte yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Gerçekten güzel güzel işler başarabilirsiniz buradan da. Gördüğünüz gibi kanal ismimi yazdım. Buradan işte başka fotoğraflar ekleyebilirsiniz. İşte güzel güzel simgeler ekleyebilirsiniz. Mesela bilgisayarınızdan bir dosya ekleyip buraya da aktarabilirsiniz. Gerçekten güzel özellikler. Medya yükleyip tıklayarak buraya da dosyanızı yükleyebiliyorsunuz. Fotoğraflar bölümüne geliyorum. Buradan işte en son kullandığım şeyler yazıyor mesela, gördüğünüz gibi. Mesela işte bunu kullanabilirim. YouTube logosunu kullanabilirim isterseniz. Tamamen öylesine takılıyorum arkadaşlar. Siz de daha profesyonel bir şekilde fotoğraflarınızı yapabilirsiniz. Uğraşarak tabii ki. Şöyle bir fotoğraf oluşturayım işte, rastgele şeyler ekliyorum. Siz dediğim gibi kendi zevkinize göre fotoğraflar, logolar falan ekleyebilirsiniz. Ayrıyeten böyle yazı ekleyebiliyorsunuz. Bunu da söylemiştim zaten bir önceki videolarımızda. Buradan işte herhangi bir şey yazabiliyorsunuz. Mesela şuradan ne yazayım? Ya da eğitim kanalı yazayım şöyle. Şunu şöyle yukarı doğru getiriyorum ve şöyle bir şey yaptım. Buradan şimdi isterseniz yazı fontunu falan değiştirelim. Mesela gördüğünüz gibi şuradan şuraya bastım ve herhangi bir yazı fontu seçiyorum. Mesela şu olabilir belki.
Gördüğünüz gibi yazı fontum değişti. Şimdi bunun buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. 60'mış mesela. Biz bunu mesela ne yapayım? 36'ya indireyim. Ya da çok küçük oldu. Yine 60'ta kalsın bu. Şöyle bunun üstüne gelip de yazı yazabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Buradan isterseniz şimdi rengini değiştirelim. Bu arada Ctrl Z yaparak da geri geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle buradan isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Ama ben beyaz bırakacağım. Gerçekten buradaki şu anki beyaz mükemmel olur. Şöyle bunu basıp yazınızı daha etkili hale getirebilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim. Bakın şu anki haliyle şu anki hali aynı değil. Hani bunu açtığınız zaman biraz daha güzel oluyor. Şöyle şunu yaptığınız zaman yazınız eğik durur yani. Bunları işte kendinize göre yapabilirsiniz. Buna bastığınız zaman altında böyle çizgi çıkar arkadaşlar. Bunların bilgisini vereyim. Bunlar işte metni işte hizala şeyi. Hani buna basarsanız ortada olur işte yanda durur falan. Bunları dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradan efektler bölümünden yazınıza efekt verebilirsiniz. Hiçbir şey var işte gölge verebilirsiniz, vurgu verebilirsiniz falan filan. Ben şöyle yapacağım. Bu yazıma gölge vermek istiyorum. Bakın mesela gölgesi böyle oldu. Mesela buradan uzaklığını ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle kıstığımız zaman gördüğünüz gibi gölge içine girdi. Ben bunu uzak tutsaydım bakın şöyle oluyordu. Ben bunu kendime göre şöyle ayarlıyorum. Mesela 35 olsun. Tamam, 35 olsun. Yönünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bulanıklığı var. Şöyle gördüğünüz gibi çok bulanık da durabilir. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben şöyle iyidir ya. Şöyle güzel duruyor. Tamam. Buradan şeffaflık derecesini ayarlayabilirsiniz. Ya da buradan gölgenizin rengini ayarlayabilirsiniz. Ben sarıda bırakacağım. Şöyle dursun. Buradan başka efektler de verebilirsiniz. Bunların bilgisini de vermiş olayım. Şöyle mesela ya da tek bir yazıya bir tane efekt veriliyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şöyle ben bu yazıya da işte vurgu ekleyeyim mesela. İşte yoğunluğunu falan arttırabilirsiniz. Şöyle kısabilirsiniz. Yazı fontu da birazcık değişiklikler oluyor. Bunun da bilgisini vereyim mesela. %100 yapayım. Bakın yani eğitim kanalı Berk Akar diye yazdım mesela. Buradan videolar var. Arka plan bölümü var gördüğünüz gibi. Buradan arka planlarınızı değiştirebilirsiniz. Buradan GIF de yapabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vereyim yani. Animasyon falan da yapabiliyorsunuz. Bunların bilgisini vereyim. Buradan arkadaşlar istediğiniz logoları falan ekleyebilirsiniz. Yani bu kadar arkadaşlar. Yani başka bir şey yapamıyorsunuz fazla. Ama yani güzel sizi idare edebilecek bir kanal fotoğrafı yapabiliyorsunuz açıkçası. Her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar indir butonuna basıyorsunuz. Ve buradan PNG şeklinde indiriyorsunuz. İndire tıklıyorsunuz. Buradan tasarımınız hazırlanıyor yazıyor. Ve artık indirime başladı gördüğünüz gibi. Bu kadar arkadaşlar. Burayı kapatabilirsiniz. Şu anda hazır thumbnail yapmasını gösterdim. Şey hazır kanal fotoğrafı yapmasını gösterdim. Şimdi isterseniz bir de sıfırdan bir kanal fotoğrafı yapalım. Buradan şu boşa geldim. Gördüğünüz gibi sıfırdan bir kanal fotoğrafı yapacağız şimdi sizinle. Buradan ilk önce isterseniz mesela şimdiki temamız oyun üzerine olsun mesela. Ya da aynen oyun üzerine olsun. Şimdi arka plan bir fotoğraf seçeceğiz. Şöyle arka plan bölümüne geliyorum. Oyun üzerine olacağı için havalı bir şey dursa güzel olabilir isterseniz. Şöyle bir kapak fotoğraflarına bakıyorum şöyle. Arka plan fotoğraflarına. Bir oyun kanal fotoğrafı yapacağım için böyle etkili bir fotoğraf olmasını istiyorum açıkçası. Şöyle bakıyorum. Yani siz arkadaşlar buradan uğraşarak güzel bir fotoğraf bulabilirsiniz. Ben açıkçası şuradan herhangi bir şey alıp yoluma devam edeceğim. Şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum hemen, 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 hemen. Şöyle mesela işte şunu alabilirim. Şöyle bakabilirsiniz yani gördüğünüz gibi buraya seçtim ve geldi. Buradan bir daha basarak başka temalarda getirtebilirsiniz buraya. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi isterseniz buraya bir yazı ekleyelim. Mesela şuradan bir başlık ekleyip tıkladım. Mesela benim bir oyun kanalım var. Mesela onun ismini yazayım. Berke Akar G yazdım mesela. Benim yan kanalımın ismi bu. Şimdi bunu birazcık ben büyüteceğim. Siz de kendi kafanıza göre takılabilirsiniz. Mesela 96 yazdım. Çok büyük oldu. 80'e getirdim. Tamam, 80 ideal abi. Şuradan rengine bakıyorum. Şöyle rengini de ayarlayabilirsiniz kafanıza göre.
Ama beyazda dursa hiç de fena olmaz şu anki arka plana göre. Siz dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradan şöyle büyütüp küçültebilirsiniz. CTRL-Z yapayım. Buradan işte yazınızı yamultabilirsiniz. Bunların da bilgisini vermiş olayım. Bu yazı fontu iyi. Şöyle ben birkaç efekt vereceğim. Şöyle. Mesela vurgu vereceğim buna. Şöyle. Gördüğünüz gibi daha güzel bir yazı elde ettim arkadaşlar. Şöyle başka bileşenler bölümüne geleyim. Mesela ben şimdi oyun ile ilgili şey yaptığım için şöyle mesela ben bir tane konsol alacağım. Bunu daha önceden videomda almıştım. Bu yüzden direkt buraya geldi. Şunu şöyle döndüreyim. Şöyle. Heh. Bunu arkadaşlar şöyle şuraya koyayım mesela. Şöyle yönünü değiştireyim. Şöyle iyidir. Şöyle yapayım. Şunu da şöyle bir şekilde yapabilirim. Bence güzel olur yani. Ben kafama göre takılıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz de kendinize göre rastgele güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela şunu da kullanayım. Bunu da kullanmışım daha önceden. Şöyle mesela. Böyle güzel bir şekilde. Bakın bu gerçekten güzel oldu. Yani efsane oldu diyebilirim yani. Şunu da alıp bakın şöyle. Bir daha alıp şöyle yönünü değiştirebiliyor muyum? Şöyle yapabiliyorum. Bunu da aslında şöyle de yapabilirim. Aynen. Şöyle güzel bir şey yaptım yani arkadaşlar. Şu yazı kısmı güzel oldu. Diğerleri çok da güzel olmadı ama siz kendinize göre dediğim gibi takılarak güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz yani. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Bu arada şöyle şuradan yine bu fotoğrafımı indiriyorum. Şöyle aynı şekilde indirme işlemini tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi indirdi şu anda. Aşağıya geldi. Burayı kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu video hakkındaki görüşlerinizi de açıklama yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.